Sevgili seyirciler, Gündem Özel programına hoş geldiniz. Ben Aziz Akova. Gündemimizde maalesef Dilan Polat, Engin Polat var. Soruşturma tamamlandı. Emniyetteki ifadeler tamamlandı. Ardından da çift ve yanındaki 18 şüpheli adliyeye sevk edildiler. Peki neler yaşandı dün akşam saat itibariyle? Onlardan bahsedelim, gelişmeleri size aktaralım. Evet, emniyetteki ifadeleri yani Dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadeleri 17.20'de başladı. Yaklaşık 6 saat sürdü ve 23.45'te ifadeleri tamamlandı. Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a 40 sayfa yani toplamda 66 sayfa soru sordu. Dilan Polat, Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çift bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdi. İlk sorulardan biri buydu. Bir diğer önemli soru da aylık gelirleriydi. Bu da önemli çünkü ikili benzer cevaplar verdi. Aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira arasında olduğunu söyledi. Tabii burada bir durmamız gerekiyor. Tatmin edici bir cevap mı? Kesinlikle değil. Bence değil. Yani sen gidip 750 bin lira günde AVM'de harcıyorum diyorsun. Ama sonrasında aylık gelirim 150-200 bin lira dediğin zaman büyük bir çelişki söz konusu ki zaten işte geçen günlerde izledik evlerinden alınan arabalar 200 bin lirayla alınabilecek arabalar değil, 500 bin lirayla da alınabilecek arabalar değil aylık gelirimizi hesap edersek. Dolayısıyla burada çok ciddi bir yanılgı var, çelişki var. Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara da şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm şeklinde cevap verdi. Yani suçlamaları hiç kabul etmedi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tamamen Engin ve muhasebeciler, avukatlar ilgileniyor. Ben işin şov kısmındayım dedi. Kendini bu şekilde temize çıkarmaya çalıştı. Bu gelirle bu kadar lüks hayata nasıl yaşıyorsunuz sorusu da tabii ki emniyette tabii bu sorular soruldu. Çifte ne cevap verdi sizce? Ben söyleyeyim, cevap verememişler. Öylece kalmışlar. Bir net bir cevaplar olmamış daha doğrusu. Yani verdikleri cevaplar daha doğrusu çok da tatmin edici değil. Engin Polat ifadesinde ise iddiaların hepsini yalanlamış. Yani ben işte çalıştım kazandım demiş. Para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia etmiş. Elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başlamış, yeniden başlamış, yeniden bir meydan okuma yapmış ve başarılı olduğunu söylemiş. İfadeleri yaklaşık 6 saat sürdü çiftin. Engin Polat ve Dilan Polat'ın emniyetteki ifadeleri. Bu da 23.45 itibariyle 4 günlük nezaret sürecinin son akşamı demekti çiftin ve tabi bunların yanı sıra Sıla Doğu var, diğer işte kardeşleri var, diğer şüpheliler var, aralarında avukat var. Toplam 18 kişinin işlemleri tamamlandı. Sabah saat 7.30 sıralarında ifadeleri tamamlandı. İşte 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte o görüntüleri de izledik. Arka arkaya dizildiler. Klasik görüntü vardır. Otoparktan çıkarlar, basın mensupları da hemen karşılarında onları bekler, çeker. Bu sahneyi gördük. Sorulan soruların hiçbiri cevap vermedi. Oldukça gergin görünüyorlardı, yorgun görünüyorlardı hiç şüphesiz. Tabii ki 4 günlük bir yaklaşık nezaret süreci var. Dikkat çeken detaylar var, hemen onlardan da bahsedelim. Şüpheliler farklı kıyafetlerle sevk edildi. Yani daha önce giyilen kıyafetleri değiştirdikleri görüldü. Bu da şöyle, emniyetteki ifadeleri bitince o süreç içerisinde aileler kıyafetler getiriyor ve şüphelilerin de o kıyafetleri adliye sevk edilmeden önce giymelerine izin veriliyor. Bu da öyle gerçekleşti. Yaklaşık sabah saat 7.30 sıralarında adliye sevk gerçekleşti. Sabah saat 6.30 sıralarında yaklaşık yarım saat, 1 saat önce Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, işte diğer şüpheliler farklı kıyafetlerini, yeni kıyafetlerini, temiz kıyafetlerini giymelerine izin verildi. Bir diğer dikkat çeken detay neydi? Adliye sevk sırasında Sıla Doğu tam otobüse bindi. Elinde plastik kelepçe vardı. Kelepçeyi şöyle attı.
göstermelik bir kelepçe miydi soruları tabii akıllara geldi. Yani normalde plastik kelepçe asla kesinlikle bu şekilde bir güçle açılmaması gerekir. Bu bir güvenlik zayiati, zafiyeti demektir. O da şöyle, muhtemeldir ki kelepçe biraz gevşek takılmıştı Sıla Doğu'ya. O da onu fark etti. Otobüse bindiğinde tabii çekildiğinin farkında ya da değil bilmiyoruz. Onu böyle kelepçeyi atabildi ama polisler hemen fark etti. Yeniden olması gerektiği gibi Sıla Doğu'yla kelepçelediler. Daha sonra otobüsten inip hastaneye getirildiklerinde de zaten adliyeden hemen önce hastaneye getirildiler çünkü. Burada da ne oldu? O kelepçenin Sıla Doğu'nun kollarında olduğunu gördük. Evet, az önce de söylediğim gibi şüpheliler adliyeden önce hastaneye getirildiler. Orada da kritik görüntüler ortaya çıktı. Engin Polat'ın annesi ve diğer aile üyeleri, yakınları orada hastanenin önündelerdi. Onları desteklemek için oradalardı. Basın mensupları da Şükran Polat'a sorular sordu. Yani Engin Polat'ın annesine, Dilan Polat'ın da kayınvalidesine sorular sordu. O da çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka bir şey söylemek istemiyorum diye cevap verdi. Tepkisini bu şekilde dile getirdi. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 18 şüpheli için son durak Anadolu Adliye Sarayı oldu. Orada da onları basın mensupları karşıladı. Adliyede ifadelerini terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli 3 Cumhuriyet Savcısı almaya çoktan başladı. İşte o savcıların kararı çok kritik, merak ediliyor. Yaklaşık çok az da bir zaman kaldı. Yani 3 farklı savcı ifadeleri aldığı için çok da fazla uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Yani normal şartlarda gece saatlerinde bulabilir. Ama şöyle baktığımızda sanki çok da gece saatleri değil akşam saatlerine doğru, belki saat 4 sıralarında o sıralarda karar açıklanacaktır. Evet, iki ihtimal var. Ya tutuklanacaklar ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılacaklar. Tabii tutuklanma, yani mahkeme sürecinin başlama ihtimali çok yüksek diyorum ben. Gelişmeler bu şekildeydi. Dün akşam saat 5 itibariyle şu saate kadar yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Onları size aktarmaya çalıştık. Peki şunu da sorarak bitirelim. Sizce Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüphelilerden kimler tutuklanacak? Dilan Polat, Engin Polat tutuklanacak mı? Sizce ne olacak? Yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.